Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. FM TV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yakın Tarih programıyla tekrar karşınızdayız. Bu hafta yine Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk batılılaşma hareketlerinin görüldüğü Lale Devri ile devam edeceğiz. Bu akşam neler konuşacağız derseniz onları öncelikle aktarayım. Döneme damgasını vuran damat İbrahim Paşa, yani o dönemin sadrazamı damat İbrahim Paşa'yı anlatacağız. Daha sonra Lale Devri ile başlayan batılılaşmanın etkilerinden ve Osmanlı'daki cihat anlayışının zayıflamasına değineceğiz bu akşam sizlere. Anlatacağız. Son olarak da Osmanlı'da kurulan ilk matbaanın nasıl kurulduğunu anlatacağız. Ve tabii bu matbaaya öncülük eden Said Efendi'den ve İbrahim Müteferrika'dan bahsedeceğiz kısmetse. Ben programa tabii geçmeden önce öncelikle iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Sorularınızla, görüş ve önerilerinizle programımıza katılabilirsiniz. 0530 234 0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj yollamak isterseniz de WhatsApp yoluyla veya da SMS yoluyla 0216 alan kodu 488 0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı seyirler diliyorum. İstifadesi yüksek olur inşallah ve müsaadenizle konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Bayram Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Orhan Hocam, teşekkür ederim. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam, teşekkür ederim. Mecit Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam ben ilk sözü aramıza yeni katılan Bayram hocamıza vermek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta Lale Devri'nden bahsetmiştik. 21 Temmuz 1718 tarihinde imzalanan bir Pasarofça antlaşması vardı. Ve bu antlaşmanın sonunda Osmanlı'da bir barış dönemi hakim oldu. Yaklaşık 12 yıl sürdü bu barış dönemi. Bu barışla birlikte Osmanlı'da bir rahatlama, bir gevşeme meydana geldi ve tabii Lale Devri değil ama 3. Ahmet Devri'ne tekabül ediyor bu ama tabii daha sonra bu döneme, bu devre, bu 12 yıllık kısa eğlencenin ve safahatın bol olduğu öyle anlatılıyor, öyle naklediliyor. Bu döneme Lale Devri ismi verilmiş. Tabii bu Lale Devri'nin oluşmasında, Osmanlı'ya bu şekilde intikal etmesinde ve geniş kitlelere yayılmasında en büyük etkenin aslında 3. Ahmet'ten daha ziyade sadrazam, damat İbrahim Paşa'nın etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu kişi bu döneme damgasını vuran en önemli sima. Dilerseniz ilk olarak damat İbrahim Paşa kimdir? Nevşehirli'nin damat İbrahim Paşa kimdir? Neler yaptı? Sizden onu alalım hocam. Daha sonra da diğer arkadaşlara bazı konular var. Onları da soracağım. Buyurun hocam. Tabii Orhan Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Orhan Hocam dediğiniz gibi 3. Ahmet döneminde aslında 3. Ahmet'ten çok ziyadesiyle öne çıkan bir şahıs damat İbrahim Paşa. Yani yaptığı yeniliklerle, yaptığı Osmanlı'ya kattığı yeniliklerle daha çok gündemde olan ve aslında bazı yaptığı anlaşmalarla da kötü sonuçla ölen bir sadrazamdan bahsediyoruz. Kimdir bu damat İbrahim Paşa? Şimdi damat İbrahim Paşa 1662 ve 1730 yılları arasında yaşamış bir Osmanlı sadrazamıdır. Babası İzdin Voyvodası olarak bilinen Sipahi Ali Ağa, annesi de Fatma Hanım. Saraya girişi şu şekilde oluyor. Çalışmak ve iş bulmak maksadıyla İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiği sene 1689, akrabası saray masraf katibi Mehmet Mustafa Efendi var. Mustafa Efendi'nin de vesilesiyle bir şekilde saraya giriş yapıyor. Sarayda Helvacılar Dairesi'nde ilk olarak işe başlıyor. Oradan Baltacılar Ocağı'na geçiyor ve vakıflar katipliği alarak oradan da Darüsade ağası olarak Edirne'ye 2. Mustafa'nın yanına kadar gidiyor. Sonrasında 2. Mustafa'nın yanında burada Edirne'de Şehzade Ahmet, 3. Ahmet dediğimiz padişah Şehzade Ahmet'in iyice yakınına giriyor. Padişahın o zaman Şehzade olan 3. Ahmet'in gözüne giriyor. Şehzade 3. Ahmet'in gizli işlerini yapmaya başlıyor. Şehzade Ahmet seviyor damat İbrahim Paşa'yı. Tabi o zaman damatlığı yok. İbrahim olarak anılıyor. Bunun sonrasında
1703 yılında Edirne'den tekrar İstanbul'a dönüyorlar sarayla birlikte. Burada Darussaade Dairesi yazıcılığına getiriliyor İbrahim Paşa. Oradan bu vazifede 6 yıl kadar vazife yapıyor. 6 yıl kadar vazife yaptıktan sonra artık sarayda 3. Ahmet'in yakınında bulunan insanlar, bu yakınlığı İbrahim Paşa ile 3. Ahmet'in yakınlığını çekemeyen bazı simalar bir şekilde İbrahim Paşa'yı saraydan uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. İbrahim Paşa bütün malı mülkü alınarak, işte el konularak bir şekilde saraydan uzaklaştırılıyor. Bu zaman zarfında sarayla ilişkisi kesiliyor ama 3. Ahmet'le kesilmiyor. Bağlantıları devam ediyor. Ondan sonra tekrar 1709 yılında dedik. Özür diliyorum hocam. Tarihi karıştırdım. 1709 yılında yakınlığı çekilemeyenler tarafından uzaklaştırılıyordu. Ondan sonra tekrar geri geliyor. Şehit damat Ali Paşa ile beraber Mora seferine katılıyor. Burada bir müddet sonra, o seferden sonra Harameyn muhasebesi ve mevkufatçı olarak da devam ediyor görevlerine. Sonra Avusturya seferinde mühimmat sevkiyle görevlendiriliyor. Geçeceği güzergah üzerine Osmanlı ordusunun. O vazifeyi de yaptıktan sonra devam ediyor. Petervaradin seferine katılıyor. Şeyle beraber, damat Ali Paşa ile beraber Petervaradin seferine katılıyor. Petervaradin seferinde biliyorsunuz bir hezimet yaşanıyor. Damat Ali Paşa şehit oluyor. Sonrasında Halil Paşa öncülüğü alıyor kumandayı. Halil Paşa da şehit olduktan sonra damat İbrahim Paşa alıyor vazifeyi. Damat İbrahim Paşa işte bir şekilde anlaşma yoluna girerek orduyu kurtarıyor. Ve oradan İstanbul'a dönüyor. Döndüğü zaman padişaha durumu anlatıyor. Böyle böyle oldu ve damat Ali Paşa'nın mührünü padişaha teslim ediyor. Teslim ettikten sonra 3. Ahmet İbrahim Efendi'yi yanından hiç ayırmıyor. Devamında hızlı bir şekilde terfi ettirilerek 1716 yılında Ali Paşa'dan dul kalan kızı Fatma Hatun'la evlendiriliyor. Damat İbrahim Paşa. 1717 yılında. Sonradan da damadı Şehriyar oluyor tabii olarak. Zaten 3. Ahmet damat İbrahim Paşa'yı seviyor. Gözdesi olduğu için yanından da ayırmıyor. Bu şekilde hızlı bir terfi ile damadı olarak görev yaptırmaya başlıyor. Daha sonrasında Avustralya seferleri sırasında 1717 ve 1718 yıllarında ikinci vezir olarak padişahın yanında sarayda kalıyor. Bu seferlere çıkmıyor. Yani ilk seferler aslında hocam Venedik'le alakalı olan seferlerde silahtar Ali Paşa vardı biliyorsunuz. İlk Venedik'e işte sefer düzenleyen ve ilk Mora'yı teslim alan ve Mora'yı teslim almasıyla beraber biliyorsunuz Avusturya ayağa kalkmıştı. Bu Avusturya'nın ayağa kalkmasıyla beraber tekrardan işte Mora'yı Venedik'e teslim etmesiyle alakalı biliyorsunuz elçi göndermişti o zamanki padişah 3. Ahmet'e ve bu kabul görmedi. Bunun yanında silahtar Ali Paşa hani Avusturya'ya da sefer düzenlemek istediğini söyledi. Bu da neyle alakalı? O zaman da Venedik'e karşı kazanmış olduğu zaferlerle beraber biliyorsunuz ki işte bu Karlofça Anlaşması vardı. 16 süren bir savaş vardı. Sonunda bir hezimet vardı. Ve Osmanlı o zamanlarda savaş hukukunu yani kendi dünyadaki olan kuvvetini, Osmanlı İmparatorluğu kuvveti düşmüştü. Tekrardan Venedik'e çıkan seferlerle beraber buradaki başarılarla beraber işte damat İbrahim Paşa da Nevşehirli İbrahim Paşa da bu sefere katılmıştı. Silahtar Ali Paşa, Canım Mehmet Paşa biliyorsunuz donanmayla birlikte kaptan derya olarak katılmıştı. Ve buradaki zaferlerle beraber tekrardan Osmanlı aynı ruhunu, eski savaşçı cihat ruhunu tekrardan bir tazelemişti. Peki bu tazelemeyle beraber Avusturya ne yapmıştı? Karlofça Anlaşması'na siz tezat düştünüz. Bizim bir barış anlaşmamız vardı. Bu barış anlaşmasını Venedik'e saldırarak biliyorsunuz ki bu dört devlet arasında olmuştu. Avusturya, Venedik, İspanya, Leistan. Dört devlet arasında Osmanlı'nın bir anlaşması olmuştu. Anlaşmaya aykırıdır diye elçi göndermişti. Ve bu sefer silahtar Ali Paşa ne yaptı? Damat İbrahim Paşa da aynı şekilde destekçisi olarak orduyu hazırladı ve Avusturya'ya sefer düzenledi. Ve burada da biliyorsunuz kendi işte yapmış olduğu belli başlı hatalardan dolayı ve hazırlıksız yakalanmadan dolayı Avusturya'nın işte kuvvetlerine karşı bir hezimet durumuna geçmişti ve kendisi şehit olmuştu. Sonrasında Avusturya seferinde işte bu Lale Devri'nden önce işte bu 717'de
tekrardan Halil Paşa gönderiliyor. Bu sefer biliyorsunuz ki silahtar Ali Paşa normalde damat oydu. Sonrasında o şehit olunca bu sefer onun hanımını kime nikahladılar? Damat İbrahim Paşa'ya nikahladılar. Halil Paşa da bu sefer de şehit olunca bu sefer sulhçu olarak, yani tekrardan işte bu Karlofça'nın üstüne bir anlaşma daha. İşte bu zaten söylemiş olduğumuz anlaşma Pasarofça anlaşması. O anlaşmaya diyoruz. İbrahim Paşa gitti. Oradaki Venedik ve Avusturya elçileriyle görüşerek Osmanlı'yı, biliyorsunuz o zamanki Pasarofça anlaşması gerçekten Osmanlı için büyük bir hezimetti. Ondan sonra bu anlaşmayı yaptı ve bununla beraber damat İbrahim Paşa Osmanlı'da bugünkü isim takmış olduğumuz Lale Devri olan o sulhçu, cihadın durdurulduğu, yeniliklerin, ıslahatların getirilmiş olduğu o döneme, Bayram hocamızın anlatmış olduğu o döneme ne yaptı? Giriş yapmış oldu. Hocam kısaca Lale Devri'nde çok aktif rol oynayıp padişaha çok fazla iş düşürmeden bütün işleri kendi bildiği yollardan, yani padişaha çok fazla iş yüklemeden olayları bitiren kişi. Yani ve damat İbrahim Lale Paşa, Devri'ndeki en aktif devlet adamı diyelim hocam. Biraz teşkilatçı olup kendi adamlarını güzel yerlere yerleştirip, bir de burada tarihçilerimizin birçoğunun hani 3. Ahmet'in ona karşı olan zaafıyla, yani onun güveniyle beraber onun o güvenini istismar ederek daha çok, hani aynı Kanuni Sultan Süleyman'da da biliyorsunuz bir İbrahim Paşa vardı, artık kendini padişah gibi addediyordu elçilerle görüşürken, benim sözüm padişahın sözüdür deyip ondan sonra bu şekilde imzalar, mühürler vurmaya kalkıyordu. Aynı şekilde bu İbrahimler'de mi var bir sıkıntı bilmiyorum ama bir de İbrahim Müteferrika var, şimdi onu da anlatacağız. Ondan sonra baktığımız zaman da bu da aynı şekilde 3. Ahmet'in göstermiş olduğu zafiyet, acziyet karşısında yetkileri eline alıp daha çok Osmanlı'da ıslahat dönemini başlatıp cihadı durduran kişi olarak tarihe geçiyor yani. Şimdi dediğimiz gibi Osmanlı'da bakıyoruz, bazı işte diyorum ya, karakteristik olarak sadrazamlar veya da vezirazamlara baktığımızda biraz pasif düşen Osmanlı padişahlarının hemen önüne geçebiliyorlar. Her ne kadar padişah koltuğunda işgal etseler de, ama dediğimiz gibi bu yardımcılar, birinci dereceden yardımcılar biraz daha böyle aktif rol oynadıkları zaman pasif olan padişahların önüne geçebiliyor ve devlet idaresinde de gerçekten etkileri büyük. Bu Lale Devri'nde de damat İbrahim Paşa'nın etkisini çok net görüyoruz. Yani batılılaşmaya, işte Osmanlı'nın yönünü batıya çevirmede de çok büyük etkisini görüyoruz. Gönderdiği, işte batıya gönderdiği elçilerle de bunu çok net anlıyoruz. Onların döndükten sonra Osmanlı'ya tesirlerini ve Osmanlı halkına tebaasına da yansımalarını burada çok net anlıyoruz. Dediğimiz gibi yani başta iktidarda bulunmakla, hani bir şey vardır ya, iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız. Evet. Bazı padişahlarda bu kaderi görüyoruz. Dolayısıyla damat İbrahim Paşa'nın da burada gerçekten çok aktif bir rol üstlendiğini çok görüyoruz. Çok iyi idare etmiş. Şimdi düzenleme ve atama elinizde olduğu zaman da bu sefer halk ne yapıyor? İşte devlet erkanı sizin elinize bakıyor. Çünkü siz padişaha nasıl bir rapor verirseniz o şekilde atamalar devam edecek. O şekilde düzenleme devam ettiğinden dolayı siz burada saray erkanı tarafından, devlet ricali tarafından daha önemli bir konumda olmuş oluyorsunuz. O yüzden dolayı bu da neden demiş olduğunuz gibi iktidar olup muktedir olmamaktan, yani ikinci şahsı çok yetkilendirip olaya tam manasıyla sağa inmemekten dolayı. Ama tabii tüm Osmanlı padişahları böyle değil. Evet. Yani evet. Kanuni, özellikle Kanuni devrine kadar baktığımızda pek çok padişahın hepsinin sahada olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de idarede çok etkililer. Ama dediğimiz gibi yani insanların karakteri, mizacı, her şeyi etkileyebiliyor. Her ne kadar devletin en zirvesini işgal etseniz de o iştiyak mı artık, o yetenek, kabiliyet kullanılmadığı takdirde başkalarının eline geçmesi çok normal bir şey. Bu sadece Osmanlı için değil, bütün devletlere baktığımızda bu tür hadiseleri görüyoruz. Dediğimiz gibi iktidar olmak değil, muktedir olmak daha önemli. Şimdi ben Fatih Hocam, ikinci konumuzu sizle devam etmek istiyorum. Şimdi Lale Devri dediğimiz zaman, hani tarihi kaynakların çoğuna baktığımızda Lale Devri'nin zevk, safa ve eğlencelerle dolu olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde lanse ediliyor. Ama burada aslında zevk ve sefadan öte ben daha öncelikli bir şeye değinmek istiyorum. Osmanlı'nın malum biz hani anlatıyoruz 6 asra yakın
6 asrı aşan bir dünya hakimiyeti, işte Avrupa'yı özellikle ehli küffarı titrettiğini, gücüyle gerçekten onları dize getirdiğini defaatle söylüyoruz. Bu gücü de nereden aldığını söyledik defaatle. Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle, yani Allah, yani tabiri caizse belki biraz şey olacak ama sırtlarına, arkalarına Mevla'yı alarak yürüdüklerini ve bu güçle dünyaya hakim olduklarını gördük. Ama şimdi bu lale devriyle bir Osmanlı'nın, hani dedik ya geçen hafta da bahsettik, ilk defa artık kendi öz benliğinden sıyrılarak çareyi mi diyelim, hani o hani batıyı biraz daha böyle önde görme anlayışının etkilerini ilk defa burada görüyoruz ve yüzümüzü batıya doğru döndürüyoruz. Şimdi bu dönüşle birlikte işte Osmanlı'yı ayakta tutan o en önemli unsur cihat ve mücadele ruhunun zayıfladığını görüyoruz. Yani kısacası lale devriyle sanki Osmanlı'daki cihat anlayışı, cihat kavramı zayıflamaya başlıyor. Dolayısıyla zaten bunun etkilerini de lale devrinden sonra Osmanlı'nın seyrine baktığımızda çok net görüyoruz. Artık Avrupa'yı titreten değil, Avrupa'nın daha güçlü bir toplumlar, bir medeniyetler olduğunun böyle yavaş yavaş hissedildiğini görüyoruz. Ben burada şu soruyu sormak istiyorum. Yani daha sonra sorudan ziyade aslında Osmanlı'nın cihat ruhunun değiştiğini görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani ben lale devrinden aslında zevk ve sefa tamam olarak addediliyor ama ben daha önemli bir mesele olarak bunu görüyorum. Yani Osmanlı'da, Mecit Hocamız geçen de bahsetti, bunu istişare ederken, konuşurken söylemişti. Bu hadise, yani lale devri Osmanlı'da cihadı, bir nevi cihat anlayışını durdurdu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam. Şimdi evvela hocam, ben ayet-i kerime ile başlamak istiyorum. Tabii. Estağfirullah. Üd'u ila sebil-i rabbike bil-hikmeti vel-mev'izatil haseneti. Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e, insanları Rabbinin yoluna güzellikle, nasihatlerle çağır. Ve hani onlarla en güzel şekilde mücadele et. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde zaten bunu görüyoruz. Her şekilde sulhçu davranmış. Bir yere gitmeden önce evvela onlara mektuplar gönderir. Belirli şartlar okunur. Hani son çare İslam'da cihattır. Buraya evvela bir hani altını çizmek istiyorum. Cihat İslam'daki son çaredir. Evet. Şimdi dönemimize baktığımızda, yani şu anki lale devri, cihat kavramının biraz azaldığı, hani o ruhunun gevşediği bir döneme baktığımızda, diğer bir ayet-i kerimede فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمْ الْاَعْلَمْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ. Yani siz hiçbir şekilde gevşeklik göstermeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Burada tam aksi oluyor. Şimdi yani Osmanlı döneminin lale devrinde tamamen cihatla Osmanlı'nın bağlantısı sanki biraz gevşiyor. Cihat nedir? Cihat, Allah-u Teala'nın Müslümanlara vermiş olduğu dini bir görevdir. Bu dini görevler hani ne zaman, ne şekilde yerine getirilir? Normal şartlarda cihat farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayede şudur. Bir cenaze namazı veya emri bil maruf, yani insanlara namazı anlatma, işte iyiliği anlatma adına çıkan hani hocalarımız vardır. Bu farz-ı kifayedir. Bir Müslüman bunu yaptığı zaman diğer Müslümanlardan düşer. Yani bir kişi cihata gittiği zaman hani normal bir şartlarda topluluğun gitmesine gerek yoktur. Ama ne zaman ki senin vatanına, senin ırzına, senin namusuna, senin işte kitabına, dinine işte zulmetmeye başladığında bu cihat farz-ı ayın olur. Yani bunu yapmakla artık sen yükümlüsün. Yani şunu anlıyoruz hocam. Farzın bütün kitleyi, yani o bit vatanda bir toprak, evet, parçasını işte bütün halkı kapsaması, evet, dediğimiz gibi büyük bir tehlike olursa dışarıdan, evet, bu herkese farz olmuş oluyor. Cihat. Aynen o şekilde hocam. Şimdi cihat normalde her Müslümanın bir dini görevi. Yani bu, bir Müslümanın cihat etmesi gerekiyor. Zaten Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor. اُذِنَ لِلَّذِينِ يُقَاتَلُونَ بِيَنِّهُمْ ظُلِمُوا. Onlar size eziyet ettiği zaman, sizi öldürmeye başladıkları zaman zaten size izin verildi diyor. Bu şekilde zaten Allah'tan mühlet çıkıyor. Yani artık size Allah izin veriyor. Şimdi aynı şekilde Osmanlı'da ne vardı? Savaşlar devam ediyordu gene Batı'yla, İran'la birçok savaş devam ediyordu. Ama Osmanlı'nın lale devrine kadar oynadığı en aktif rol şuydu. Hiçbir zaman bütün insanlığı Müslüman etmek adına uğraşmadılar. Yani illa herkes Müslüman olacak, öyle bir şey yok. Nedir? Manevi değerler üzerinden. Her şey ahlakına, hukukuna, huzura, hani işte refaha ermesi için
mücadele edildi. Biz burada yaklaşık 13-14 tane padişah anlattık ve ilk 10 padişahı çok uzun anlattık hocam. Belki de 10 bölüm sürdü, belki de 15 bölüm sürdü. Ve her seferinde 2. Murat'a bakıyorsun, bir sulh anlaşması yapıyor Batı'yla. Geri döndüğünde anlaşma, Haçlılar anlaşmayı bozup tekrardan Fatih Sultan Mehmet Han daha 12 yaşında tahta geçtiği için anlaşmayı bozup Osmanlı'nın üstüne yürüyor. Hakeza Kanuni zamanında gene birçok anlaşma bozuluyor. Yani burada anlatmak istediğimiz şu. Hani bununla alakalı ayet-i kerimeler de var. Hani eğer anlaşmalar bozulursa veyahut hani gayrimüslim olan bir beldede eğer Müslümanlar zulüm görüyorsa Müslümanlar oraya gitmekle yükümlü. Onun haricinde bir düşmanın İslam beldesini işgali halinde Müslümanlar yine cihat etmekle yükümlü hocam. Hani bunun farzları da, hani yapılması gereken yaptırımları da var. Öyle kafana göre cihat diye bir şey yok. Onun haricinde evvela birinci şart, ama hep anlattık bunu, İlahi kelimetullah fi sebilillah, yani Allah yolunda cihat. Allah yolunda cihat nedir? Sen insanlara Allah'ı anlatmakla yükümlüsün. Ama onları illa zorlayarak illa Müslüman olacaksın, illa İslam'a şey yapacaksın diye bir şey yok. Çünkü Osmanlı'nın ilk 10 padişahında birçok Hristiyan belde alınmış, hani Osmanlı topraklarına katılmış ama gene yönetimi Hristiyan idarecilere verilmiştir. Osmanlı'da cihat ruhu buydu. Yani illa herkes Müslüman olacak, bilmem, hani bizi şu an barbar gibi anlatıyorlar ya hocam. İşte hani herkesi kestiler, herkesi biçtiler. Baktığınız zaman sebepsiz yere hani Osmanlı hiçbir zaman savaşmadı. Ve demin anlatmış olduğumuz gibi İslam'ın hakimiyeti, İslam'ın hani kanatları altında yaşamaya hakkınız var. Hani sizi illa hani bir cizye karşılığında. Çünkü toprak parçası olarak, yani şu an sen oturduğun yere dahi bir eve girdiğin zaman kira veriyorsun. Bu da Osmanlı'nın toprağı olur. Evi olarak düşünün. Mecburen kiranı vereceksin. Yani bu böyle anlaşılması gerekiyorsa. Ve yani hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hani düşmanlarla karşılaşıp hemen savaş etmeyi hani ümit etmeyin. Hani çünkü Allah'tan her zaman afiyet ve huzur isteyin. Hani ne zaman ki hani size karşı işte zulmedildi, vatanınıza, milletinize, işte ırzınıza hani savaş açıldı, o şekilde sen savaş açacaksın. Yoksa kafana göre gideceksin, şu an nedir? Hani isim vermeyeyim, A bölgesine gideceksin, oraya savaş açacaksın. Öyle bir şey yok. Evvela insanlara ne tebliğ var bizim dinimizde? Evvela önceden gideceksin, insanlara dini anlatacaksın. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatacaksın. İnsanları İslam'a davet edeceksin. Hani bizim din inancımız bu. En son cihat zaten başvurulması gereken. Ha, Osmanlı'da ne oldu? Ruhu dediğimiz gibi İbrahim Paşa girdi. Bundan önce birçok padişah, 2-3 tane padişah sürekli hep ıslah, hani yeniliğe gitti, anlaşmalara gitti. Ve Allah-u Teala bunu ilk okumuş olduğum ayet-i kerimede felâte iniyor. Hani bu gevşemeyin diyor. Hani siz gene anlaşmadan uzak durun. Ve hani onları hani en güzel şekilde sulhe davet edin, ama hani savaşla gerekiyorsa savaşla sulhe davet edeceksin. İlla bir şey güzellikle olmuyorsa hani anladığı dilden konuşacaksın derler ya hocam. Bu şekilde. Ve Osmanlı cihat ruhundan sulhlarla beraber, anlaşmalarla beraber geri çekiliyor Lale Devri'nde. Ve Lale Devri'nde bu sefer Fransızların, hani oraya İbrahim müteferrikaları götürdü, birçok Mehmet Efendileri gönderdi, Avrupa'nın acaba neyi var, hani bir getirin bakalım görelim diye. Tabii sağ olsun işte artık Çelebiler getiriyorlar. Artık hani kağıthanelerde artık ne derler, köşkler kurulmaya başlıyor. İşte İstanbul'da birçok yerinde, işte Bebek'te, Ortaköy'de işte saraylar, köşkler, bunlar kurulmaya başlıyor. Farklı farklı eğlence çeşitleri geliyor Lale Devri'nde Batı'dan İstanbul'a. Ve bu şekilde halkta bir nasıl diyeyim, rehavet başlıyor ve cihattan kopuş başlıyor. Niye? Artık hani diyorlar ki savaş bitti. Nasıl bitti yani? Artık cihat yapılmayacak. Artık Osmanlı'da her şey çok güzel ilerleyecek. Ve hani şu an zaten ilçemiz, hani Osmanlı İmparatorluğumuz gayet güzelleşti. Çünkü niye? Köşkler yapıldı, birçok şey getirildi. Farklı farklı artık etkinliklerimiz var. İşte söyleyenlere saray yakınları, alt tabaka değil. Alt tabaka değil. Alt tabakaya ne oldu hocam Lale Devri'nde? Vergileri çoğaldı. Çünkü niye?
sen Osmanlı bu zamana kadar yapmış olduğu bütün ganimeti, hazineyi cihat yoluyla aldı. Ve cihatla beraber ciddi anlamda Osmanlı'nın hani kasası diyelim doluydu. Ama sen ne yaptın bunu? Bir daha Lale Devri geçiriyorsun. Lale Devri'nde bunu olur olmadık yerlere, Yeniçerilerin var senin. Hani birçok hani Yeniçerilerin mücadelen var. Yeniçerilerin zaten kendi meslekleri var ama hani ordudan belli bir hani kendi geçimi için para alması gerekiyor. Bunu karşılayamıyorsun. Hani bu tür sıkıntılar çıktı ortaya. Hocamın sözünü balla kesiyorum hocam. Geçtiğimiz haftalarda Fatih'te yeni bir Arapça grubumuz var hocam. Onlarla Osmanlı tarihi dersine başladık. İşte şu an Osman Gazi'yi bitirdik. Orhan Gazi'ye başladık elhamdülillah. Bayağı iştiyaklılar. Orada dikkatimi çeken, bu arada yakın tarihi incelediğimiz için hocam, Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyetnamesini okuduk en son bitirirken hocam dersi. Vasiyetnamesinde dikkatimi çeken Osman Gazi, Orhan Gazi buyuruyor ki, evladım sakın ola cihadı durdurmayasın. Eğer cihadı durdurursan cihat ehli körelir. Köreldiği zaman da artık onlara rehavet çöker. Ve ondan sonraki nesiller cihadını yapmazlar, istemezler. Sefer durursa devletin bekası sıkıntıya girer. Devleti ilerletemezsin diye Orhan Gazi'ye sakın ola ne diyor? Cihadı durdurma diyor. Cihat burada hani hocamın da anlatmış olduğu gibi insanlara zarar verme babında değil. O topraklara, Balkan topraklarına olsun, biliyorsunuz Orhan Gazi ilk olarak Avrupa'ya açılıyor. Oralara adaleti taşımak, insanları zulümden kurtarmak, insanları nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte karanlık bir çağ geldi ve o karanlık çağda cahiliye dönemini Kur'an'la beraber aydınlattı. İnsanlara gerçekten kendi haklarını, adaletlerini İslam'la beraber tekrardan kazandırdı. O zaman da aynı şekilde Balkanlar'da tekfurların zulümleri vardı ve bu zulümü ancak neyle durdurabilirlerdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere getirmiş olduğu hediye ile Kur'an-ı Kerim'le durdurabilirlerdi. Peki Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini oraya yaymaları için ne gerekiyordu? Oradaki bu hükümlere karşı duran insanlarla savaşmaları ve onların himayesindeki olan o temiz halkı İslam'la tanıştırarak kurtarmaları gerekiyordu. Özet olarak baktığımız zaman da Osman Gazi Orhan Gazi'ye nasihatnamesinde sakın ola cihadı durdurmayasın. Zulmü demiyor. Zulme kesinlikle mahal vermiyor. Cihadı durdurmayasın. İnsanlara İslam adaletini götürmeyi durdurmayasın. O yüzden dolayı baktığımız zaman da hocam burada ne yapıyoruz? Biz cihadı durduruyoruz. Sulh yaparak bu sefer onların yapmış olduğu her şeyi onaylamış oluyoruz. Böylece ve sulhle beraber tekrardan yıllarca süren o kuvvetini hem senin cihat ehlin, askerlerin, yeniçerilerin köreliyor, komutanların köreliyor, sipahilerin köreliyor, süvarilerin köreliyor. Hem cihat ehlin senin ne yapıyor? Körelmiş oluyor. Hem de karşı tarafta senin önünde duran Batı devletleri ne yapıyor? Senin bu sulh döneminde seni bir daha ayağa kalktığında yere indirebilmek için kuvvetleniyor. O yüzden dolayı hocam buralara dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum yani. Yani hocam cihat insanların şu an biliyorsunuz ülkemizde birçok şeyi zaten lekelemek adına bir kere bir şey söylediğinde insanlar onun hakkında sürekli konuştukça yani fitneye mahal verdiğin zaman çok farklı anlaşılabiliyor. Şu an zaten dünya Müslümanlarını dünya gündeminde çok farklı tanıtıyorlar. Kafa kesen bilmem ne yapan sürekli cihat adına insanları yani tamamen hem İslam'a bakış açısını hem de İslam'ın bir dini vecibesi olan kendini koruma anlamına gelen cihadı çok farklı şekilde insanımıza, dünyaya yansıtıyorlar. Osmanlı'da anlatmış olduğumuz gibi hani Osmanlı hiçbir zaman zulmetmedi. Ve bunu birçok programlarda zaten anlattık defalarca. Bu anlattığımız şeyler hani şey olmasın, hani tarih kitaplarını açıp bakabilirler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ya 2. Murat Han zamanında Sultan Murat Han ya da Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Balkanların belli başlı yerlerinden mektuplar geliyor hocam. Hani biz şahsen bizzat hani görmüş olduğumuz, gitmiş olduğumuz beldelerde Osmanlı'nın hakimiyetini, adaletini, işte refahını tanıdık
ve biz de aynı şekilde sizin hakimiyetiniz altına girmek istiyorum diye birçok mektuplar geliyordu. Bizim burada anlatmak istediğimiz bu. Şu an aynı günümüzde de Müslümanlar zaten bunu yapmaya çalışıyor. İslam'ı anlatmaya çalışıyor ama her seferinde hani değişik kılıflar bularak hani Müslümanları hani hor görme adına, Müslümanları hani ötekileştirme adına birçok yaptırımlar yapılıyor. Bu belli başlı devletler tarafından, şu an ismine gerek yok. Hani bu şekilde insanlara bu sefer İslam dini çok farklı şekilde anlatılıyor ve o şekilde görülmeye başlıyor. Hani bakıldığı zaman bugüne kadar hocam bizim televizyonlarımızda şurada yani 10-15 senesine kadar filmlerimizde hocaları nasıl tanıtıldığını zaten biliyorsunuz. Hani şeyimiz de biliyor hocadır, hani benim burada ağzıma gelmiyor hani onları söylemek ama çok farklı şekilde tanıttılar. Hani daha en başta biz bunları aşamamışken hani dünyaya biz İslam'ı nasıl tanıtacağız yani, nasıl anlatacağız ki, daha İslam'ı anlatamazken cihadı nasıl anlatacağız? O yüzden Osmanlı'da cihadı durduruyor. Yani bir rehavete kapılıyor. Kendi iç dünyasına kapılıyor. Bir de hani bu bana yeter cisminden takılmaya başlayınca artık yavaş yavaş Lale Devri'ne giriyor. Ondan sonra zaten yavaş yavaş çöküş başlıyor hocam. Evet. Şimdi cihat kavramına Osmanlı'dan başladık ama Osmanlı'yla bahs açtık ama cihat mefhumu aslında ferdi olarak tüm Müslümanları, genel manasıyla da aslında tüm İslam toplumlarının hiçbir zaman vazgeçmeyecekleri bir şey. Çünkü cihat demek mücadele demek. Şimdi tüm zamanları ve dediğimiz gibi bütün Müslümanları kapsayan bir hadise. Yani sadece Osmanlı ile alakalı değil, günümüzde de aslında şu anda, şu ana baktığımızda bütün İslam toplumlarının cihat mefhumunu bütün her ferdin kalbinde, yüreğinde her daim taze ve sürekli de bir teyakkuz halinde bulunmamız gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün yeryüzüne baktığımızda bir meşhur bir hani atasözü vardır ya, su uyur ama düşman uyumaz. Dolayısıyla hiçbir zaman bir Müslüman rehavete kapılmamalı, her ne kadar sulhle bir antlaşma yoluna giderek, bir hani belli bir zaman aralığında anlaşmaya giderek rahatladığını düşünerek asla rehavete kapılmamalı. Bu cihat ruhu her daim Müslümanların kalplerinde, yüreklerinde olmalı. Çünkü ehli küfara baktığımızda onların İslam'a olan kinini ve öfkesini sürekli görüyoruz. Osmanlı'ya şöyle denebilir. Hani tamam, İslam'da hep sulhten yana en son çare olarak savaş diyoruz ama bir bakıma aslında Müslüman sürekli mücadele içinde olmak durumunda, yeryüzünde elinin kuvvetli olması lazım. Eğer İslam toplumları cihat mefhumunu taze, diri tutarak kendi gücünü muhafaza etmezse, bugün dünyanın ortamı çok belli. Suriye'yi gördük, Afganistan'ı gördük, Filistin hala şu anda kanayan bir yer, Irak'ı gördük. Yani İslam toplumuna coğrafyalara bakın. Afrika zaten sömürü ülkesi. Yani şu çok önemli, cihat ruhu sürekli kalbimizin bir köşesinde taptaze, dipdiri durmalı. Çünkü cihat ruhunu yitirirsek dediğimiz gibi ehli küffar tarafından sürekli ezileceğiz, horlanacağız ve küçümseneceğiz. Dolayısıyla aslında her an cihada hazır olmalı Müslümanlar, mücadeleye. Bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi her devrin savaş usulleri de farklı. Günümüze baktığımızda farklı farklı usullerle savaşlar da var. Mesela bugün en büyük savaş aletlerinden, savaş silahlarına baktığımız zaman interneti buna çok açık ve net söyleyebiliriz ki en büyük ehli küffarın silahları olarak zikredebiliriz. Çünkü kültürel anlamda ehli küffarın bütün yaşantısı şu anda İslam toplumlarını her geçen gün etkisi altına almakta. Dolayısıyla biz Lale Devri'nde tamam halkı diyoruz ya, kağıthanede işte elçiler gittiler Fransa'ya, belli Avusturya'ya vesaire Avrupa ülkelerine araştırdılar ve döndüklerinde o toplumların yaşantılarını halka lanse ettiler ama belki orada çok büyük kitleleri etkilemedi o. Hani o Fransızların, o Avrupa'nın akımı ama günümüzde çok daha tehlikeli. Yani sosyal medya ile bu internetle, hele de ceplerimize giren cep telefonlarıyla çok daha yaygın hale geldi. Bugün evimizde biz her ne kadar muhafazakar aileler de olsak, çocuklarımıza baktığımızda her ne kadar onlara İslami eğitimle şuuru da aşılasak farklı farklı ahlaklara, mizaçlara büründüğünü görüyoruz. Bu tehlikenin boyutunu çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla sadece savaş aletleriyle sahada, işte cephede savaşmak değil,
kültürel anlamda da cihat ruhunu, hani nasıl ehli küffar elindeki bu teknolojiyi, imkanları kullanarak silahlanıyorsa, teçhizatlanıyorsa, biz Müslümanlar olarak bu cihat ruhunu o yüzden diri tutmak lazım. Yani elimize silah alıp cepheye yürüyelim demiyorum. Ama onların bu kültürel erozyonla zihinlerimize, bilinçaltımıza açmış oldukları savaşa da bir siper olarak kendimizi geliştirmeliyiz. İşte o yüzden cihat ruhunu diri tutabilirsek biz bunlara engel olabiliriz. Rabbim, işimiz gerçekten kolay değil. Çünkü gençliğimiz özellikle bilhassa bugün Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın gerçekten büyük etkisi altında. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Mücadele ruhumuzu, aşkımızı, iştiyakımızı hiçbir zaman yitirmesin. Kalbimize dipdiri taze tutsun diyorum ben. Evet. Cihat çok önemli bir mefhum. Sadece Osmanlı değil, tüm zamanları ve tüm Müslümanları, tüm Müslüman toplumlarını kapsayan bir mesele. Çok önemli. Rabbim diyorum ve tekrar o şuuru, ciddiyeti hepimize ikram etsin. Hani diyorlar ya hocam, dünyada bir insan eline alıp bir tarih yazacağım dediği zaman da ilk yazacağı tarih Osmanlı İmparatorluğu'dur diye ne yapılır? Bu şekilde bir ifade kullanılır hocam büyükler tarafından. Evet. Baktığımız zaman da Osmanlı'yı Osmanlı yapan cihat ruhuydu hocam. Yani şehadet ruhuydu, cihat ruhuydu. Gerçekten işte Allah'ın adaletini yeryüzünde cihana yayma ruhuydu. Biliyorsunuz ki zaten biz anlatmış olduğumuz bütün padişahların bütün emeli, bütün arzuları cihanın her zerresine, her bölgesine İslam nurunu taşımaktı. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminde bir Timur meselesi anlattık ki Timur Osmanlı'nın yaklaşık 150 senede gelmiş olduğu kuvvete 50 sene kadar kısa bir zamanda hem ordu olarak hem kuvvet olarak hem toprak olarak ilerlemişti. Neyle ilerlemişti? Timur biliyorsunuz hiçbir şekilde, yani Osmanlı'nın bir savaş hukuku vardı. Timur'da ne yoktu? Bir savaş hukuku yoktu. Tamamen katletmeyle alakalı, tamamen yakmayla, yıkmayla ne yapıyordu? Seferden sefere, zaferden zafere, hiçbir şekilde eman vermeden, hiçbir şekilde işte sulh görüşmesi yapmadan, hele ki Sivas katliamını anlatmıştık biliyorsunuz. Diyor ki teslim olun diyor. Sizin diyor kanınızı dökmeyeceğim diyor. Ondan sonra biliyorsunuz ki teslim oluyorlar. Sonrasında bir çukur kazdırıp hepsini birbirine bağlayıp gömüyor. Kanınızı dökmedim diyor. Bu kadar hani zalimane. Çok da yani büyük zalimlik, ama İmam Rabbani Hazretleri rahmetle anıyor kendisini Ehl-i Sünnet halinden, yani Şia'ya karşı yapmış olduğu ondan sonra meselelerle alakalı Ehl-i Sünnet tekkelerini muhafaza ettiği söyleniyor. Ondan sonra Emir Külal Hazretleri'nin duasını aldığı söyleniyor Timur'la alakalı. Ama baktığımız zaman da benim burada dikkat etmeye çalıştığım, hani Timur'un imani boyutu değil de Timur'un nasıl kuvvetlendiğiyle alakalı. Hiç durmadan 50 sene boyunca seferden sefere, zaferden zafere, hele ki fil vakaları var biliyorsunuz, onları Hindistan'dan almış birbirlerine zincirleyerek ordunun üstüne bir gönderiyor. Orduyu çim biçme makinesi gibi zincirlerle, tırpanlarla ne yapıyor? Biçerek geçiriyor. O yüzden dolayı hani baktığımız zaman da bir devleti ayakta tutan cihat ruhudur, şehadet ruhudur. Rabbim inşallah bu güzellikleri, bu arzuları gönlümüzde yer etsin diyorum hocam yani. Görüyoruz hocam anlattığımız devirde, dediğimiz gibi yani cihat bitti, cihat bittiği gibi artık Osmanlı'da bir rahatlama, bir düşüş dönemi başladı. Ve günümüze kadar da devam ediyor. Ama elhamdülillah bizim milletimiz olarak, Türk milleti olarak cihat ruhunu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. En ufak bir vatanımıza, en ufak bir namusumuza, ırzımıza göz dikildiği zaman o kalbimizin içimizde olan bir yerden o fışkırıp o gelen düşmana, gelen güçlere karşı siper edebiliyor bizi. Bu çok güzel, çok da iyi bir şey. Ama dediğiniz gibi bunu keşke daha ileri götürüp bilinç altından bize yüklenenlere de karşı çıkabilsek. Oraya da gerçekten set kurabilsek çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Rabbim muhafaza etsin hocam. İşte Mecid hocamız Timur'dan örnek verdi. Mesela Timur o kadar iştiyaklı ki hani o kendi davasını, İslam nurunu, tabii onun da tabii Ehl-i Sünnet sonuçta İslam davası güdüyordu. Dolayısıyla samimi olmasa bugün Osmanlı'yı dize getiremezdi, yenemezdi. Yani Beyazıt'ı o şekilde mağlup edemezdi. Çünkü samimiyet de vardı işin içinde. Tabii ama şunu da görüyoruz. O verdiğiniz örnekte Timur'un Hindistan'dan filleri getirterek farklı bir teçhizatlanmayla ordusunu güçlendirmesi, onun gerçekten işte İslam'ı yaymanın ve cihat ruhunun kendisinde çok büyük bir haz, bir istek, bir iştiyak, bir ciddiyet, samimiyetin göstergesi. Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi yani topları
devrin en büyük toplarını döktürmesi ve de çeşitli silahlarla orduyu o zamana görülmemiş güzellikte teknik anlamda çok yüksek teknolojiye sahip silahları üretmesine baktığımızda bunu görüyoruz. Yani içinde cihat ruhu gerçekten ve samimiyetle, iştiyakla yöneldiği zaman insan daha da güçlü oluyor, ordusunu da yenileyebiliyor. Düşmana karşı. Yani şu dikkate şimdi lale devri, ıslahat devri, yenileme evet. devri. Yani yenileme deyince bunu kötüleme durumun yok. Hemen insanlar senin hakkında derler ki ya şuraya bak, insanlar o dönemde yenilenmeye gitmişler. Tekrardan bir hayat bulmaya gitmişler. Ondan sonra bunu kötülüyorlar gibi konuşuyor ama şimdi misal baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet Han dediniz. En büyük yeniliği Fatih Sultan Mehmet Han yapmış. Ama ne yönde yapmış? Cihat yönünde yapmış. Sen rahatlama. Bir yatak hazırlamak var. Bir sefer hazırlamak var. Sen yatak hazırlamışsın. Öbürü sefer hazırlamış. Hangimiz daha çok konuşuluyor? Sefer hazırlayan daha çok konuşuluyor. Daha büyük zaferlere, insanlara daha büyük ne yapmış? Hizmetler vermiş. O yüzden dolayı hocam cihat ruhu dediğimiz gibi rehavete girdiği zamanda devlet nedir? Bekası tehlikeye girdi demektir. Elhamdülillah dedelerimizin ruhu hala hayatta. Hala dedelerimizin hayatlarını okuyoruz. Dedelerimizden iştiyak alıyoruz. Bugün malumunuz bugün Türkiye Cumhuriyeti de bir 15 Temmuz meselesi yaşadı ki baktığımız zaman da bu ruhun hala hayatta olduğunu, hani gençlerimiz tekrardan canlandırıldığında, tekrardan bu şuur anlatıldığında vatanı için, milleti için, İslam için, Allah için tekrardan can verebileceğini ortaya koydu. Ne kadar rehavet olsa da, yani üstü küllenmiş olsa da köz hala kalbimizde duruyor. Rabbim inşallah bizi bu cihada taşıyacak komutanlar ikram eylesin diyorum hocam. Yoksa askerler hazır kıta, gördüğünüz üzere çok anlatıldı. 2 senedir ne yapılıyor? 3 senedir bu meseleler anlatılıyor. Videoları cirit atıyor her yerde. Baktığımız zaman da hala gençlerimizde, hala halkımızda bu ruhun hayatta olduğu gösteriliyor. Ama bize ne lazım? Bu ruhu canlandıracak, küfara kafa kaldıracak komutanlar lazım. Arkasında yürüyeceğimiz komutanlar lazım. Başka hiçbir şey lazım değil. Savaş konusunda yenilikler, ıslahatlar ve arkasında yürüyeceğimiz komutanlar lazım diyorum hocam. Yani o konuşmuş olduğumuz meselelerin arkasından ortaya tez olarak sunduğumuz zaman mesele buraya geliyor. Başka bir şeye gitmiyor. Aklın yolu birdir diyorlar yani. Evet. Yani bu topraklarda gerçekten toplumun kalbinde bir cihat ruhu var. Her ne kadar küllenmiş de olsa, gençliğe baktığımızda hani hayıflansak da işte bunlardan bir şey çıkmaz, bunlar haytalar filan, yaramaz filan denilse de, ama bu 15 Temmuz'da bahsettiğiniz hadiseye baktığımızda gerçekten toplumun bir refleksle nasıl tehlikeye karşı canını siper ettiğini gördük ki bu bir iman emaresi. Kuvvetli bir iman emaresi. Dolayısıyla bu topraklara Allah diyorum ya özel bir özel bir teveccühü var. Dolayısıyla etrafımız hep ateş altında ama ehli küffar dikkat ederseniz ülkemize el uzatamıyor. Allah fırsat vermesin. Ama dediğimiz gibi daha mücadele ruhunu ve azmini daha böyle iştiyaklı tutmalı. Daha da böyle yaygınlaştırırsak etrafımızdaki o ateşi de inşallah söndürmeye fırsat buluruz diye düşünüyorum. Bununla alakalı, bu 15 Temmuz'la alakalı mesela bana göre, şahsıma göre hatalı bir ifade. Bazı vatandaşlarım işte kimi dedi malını kurtarmak için, kimi kendini garantiye almak için, kimi işte yok ATM'lerde dolaştı gibi. Bu ifadeler çok geliyor ama bilin ki bana göre hocam bu tamamen şuurlandırılmadığından dolayı. Yoksa bizim halkımız, bizim milletimiz, Türk milleti, Müslüman, mümin kişiyi şuurlandırdığın zaman hiçbir zaman malı mülkü için değil, tamamen vatanı, milleti, namusu için bu küfara karşı bu zamana kadar asırlardır hep dik durmuştur ve dik duracaktır. Kesinlikle eğer o hareketleri yapan kardeşlerim varsa da onlar tam manasıyla şuurlandırılmadığından dolayı. Yoksa hatalı olduğundan değil. Hocam burada evet. şu mesele de ortaya çıkıyor. Şuurlandırma dediniz ya, cihadın diğer bir boyutu da emri bil maruf nehyi anil münker. Evet. Dolayısıyla burada aslında bu şuurda olan bütün Müslümanlara, müminlere şöyle büyük bir görev düşüyor. Gerçi emri bil maruf nehyi anil münker çalışması unutulan bir çalışma. Çok yaygın olmayan, belli kitlelere hapsolmuş bir şey. Her ne kadar farzı
ayın değilse, farz-ı kifaye olsa da, ama aslında günümüzün şartlarına baktığımızda gerçekten her Müslümanın, özellikle şuurlu Müslümanın bu vazifeyi her daim yürütmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biz dediğim gibi yani toplumları Batı'nın elindeki silahlarla gençliğimizi ve toplumumuzu şekillendirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla o şuura verebilmek için her an, her daim, her saat, her zaman diliminde mutlaka etrafımızdakileri bu hususta, dini hususta, ilmi anlamda, hem de dediğimiz gibi kötülüklerden uzaklaştırma, hem de İslam'ı, dinini tanıtma anlamında mutlaka çalışması lazım. Yani bizler gerçi Fatih medreseleri bünyesinde her sene Türkiye'nin 81 iline dağılıp böyle bir çalışma yapıyoruz, şükürler olsun. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Aslında 365 günü elimizin altındakilerden tutarak, merkezli yani ailemizden başlayarak, akrabalarımızdan, yakın çevremizden başlayarak etrafımıza, komşumuza ve yayılabildiğimiz kadar geniş kitlelere bunu anlatmak gerekir. İnşallah bu şuur böyle kazanılır. Tekrardan bu mücadele hayata cihat kalkacak hocam. Malumunuz biliyorsunuz, İnşallah. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz haftalarda İmam Hatiplere biliyorsunuz bir toplantı düzenledi ki burada bir ordudan bahsediyoruz. Yani o zaman Silahdar Ali Paşa biliyorsunuz Avusturya'ya kaç kişiyle sefer düzenlemişti? 140 bin kişiydi, 150 bin kişiyle sefer düzenlemişti. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda İmam Hatiplerin 140 bin kişilik bir Diyanet kadrosuna ne yapıldı? İşte bir toplantı düzenledi ve toplantıda gerçekten çok güzel şeyler konuşuldu. Hani İmam Hatip kardeşlerimizin, hocalarımızın, sadece tabii ki onların vazifesi değil, hepimizin vazifesi. Yani bugün İslam'ı bilen her kişinin vazifesi İslam'ı hem öğrenmek hem öğretmektir. Bütün müminin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bırakmış olduğu miras budur. Her müminin vazifesi doğruyu bildirmektir. Ama İmam Hatip kardeşlerimiz her mahallede olması hasebiyle, her camide olması hasebiyle, herkese de yani bulunmuş olduğu yerde saygın olması hasebiyle o kardeşlerimiz daha iyi ne yapabilirler? Şuurlandırabilirler ve toplantının konusu da buydu. İmam Hatip Kan 140 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Ve buna 140 bin tane de ne yap? Cemaat hocalarımızı ekle. Bizim hocalarımızı ekle. Yani 280 bin kişilik bir orduyla beraber her mahallede, her bölgede gençlerimizi tekrardan canlandırıp, tekrardan şuurlandırıp, tekrardan imani, İslami bir nesil, cihadı seven, İslam'ı seven, küffara şiddetli, Müslümana merhametli bir nesil ne yapabiliriz? Yetiştirebiliriz diyorum hocam. İnşallah. Yani son olarak da şunu söylemek istiyorum ben. Programımızın da sonuna geldik. Bir konumuz daha vardı ama önümüzdeki hafta inşallah onu devam ederiz hocam. Yani burada cihat meselesinden hareketle şunu söylemek istiyorum. Günümüzün en büyük cihadı şu anda eline silah alıp cepheye koşup ehli küffarla mücadele değil, toplumu gerçekten İslami olarak, yani ehli küffardan gelen bu çeşitli işte dedik ya kültürel erozyona, dejenerasyonun önüne geçerek toplumu İslami şuuru, hassasiyeti vermek bugün gerçekten en büyük cihattır. Mesela siz bu cihadın en büyük parçalarından birisiniz, kurslarınızda Kur'an eğitimi vererek, medreselerimizde Kur'an eğitimi vererek o küçük yaşlardaki çocukların o kalplerine o tohumları ekiyorsunuz. Rabbim dediğim gibi bunların sayısını artırsın. Kur'an ehli olduğu müddetçe bu topraklarda kafirin eli, kanlı eli bu topraklara değemeyecek ve Rabbimiz de her daim bizi muhafaza edecek. Kesinlikle böyle iman ediyoruz, inanıyoruz buna. Rabbim tekrar dediğimiz gibi cihat ruhunu tüm İslam toplumlarına inşallah kalplerine yerleştirsin diyoruz. Bu şuuru, bu ciddiyeti, samimiyeti de hepimize kazandırsın diyerek ben noktayı koyuyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdiniz. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Daha iyi olacak inşallah. Evet sevgili seyirciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Lale Devri'ne ilişkin bilgiler vermeye devam edeceğiz önümüzdeki hafta kısmetse. Bugünlük bu kadar. Ben şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar efendim.